Selam arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dokunmatik sensörü işleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Sensörü, yani yabancılar ona touch sensör diyorlar. Yani dokunduğunuz zaman bu sensör birisi dokundu diyor. Bizim anlayacağımız şekliyle ne dokunmatik sensör? Dokunmatik sensör bir push button. Yani bir bas düğmesi. Düğmeye bastığınız zaman birisi bu düğmeye bastı diyor. Bu şekilde sanırım önceki derslerde bunu yapmış mıyız? Yapmışız. Yok, yapmamışız. Ha, şurada şeyde yapmışız. LED giriş pininde yapmışız. Onun dışında mantık devrelerinde de aşağı yukarı var ama bunun kodlama kısmını yapmadık diye biliyorum. Nasıl kodlayacağız? Kodunu nasıl yazacağız? Kodlayacağız. Nasıl kodlayacağız? Ne saçma bir şey bu öyle. Kodunu nasıl yazacağız bunun çalışması için? Ona değineceğiz. Ben daha önceden dediğim gibi hazırladım zamandan kazanmak adına devreyi. Siz de dilerseniz videoyu yavaş yavaş izleyerek videoda 0,75 hızı ayarlama var. O hızı da izleyerek ya da durdurarak kendiniz bu devreyi oluşturabilirsiniz. Team47.com adresine giriyorsunuz. Burada eğitim dersleri projesi açmıştık. Bu eğitim dersleri projesi altında Design Circuits bu şekilde bölmüşler yeni dönemde. Circuit, create diyoruz circuit yani devre. Devre oluştur dedikten sonra bizi tinker this diyeceğim ben çünkü daha önceden hazırlamıştım. O projeye gireceğim. Birazdan açılacak olan pencereye yönlendirecek. Bu pencerede ihtiyaç duyduğum şeyler neler? Öncelikli olarak bir adet Arduino board alacağız. Ardından bir adet breadboard alacağız. Bir adet push button ve bir adet rezistör. 10 ohmluk rezistör. Yüklemekte zorlanıyor. O yüzden bir videoyu durdur çalıştır yapacağım. Büyük olasılık. Hemen yapıyoruz. Aynen. Ne zaman bu kayıt işlemine girsem artık yavaşlatmaya başladı. Sebebini ben de bilmiyorum ama gerçekten olabilir sanırım. İki farklı görüntü işlemcim var. Bir tanesi yerleşik görüntü işlemci. Integrated circuit. Diğeri de NVIDIA'nın grafik işlemcisi. Sanırım bunların anlaşamaması yüzünden böyle sıkıntılar çekiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Her şeyin çözümü vardır. Videoyu durdurup tekrar başlatıp ardından düzenleyip yayınlayabiliriz, değil mi? Evet arkadaşlar. Ek olarak ben devreme burada basıp basmadığımı görebilmek adına iki tane de LED yerleştirmişim. Bir LED'imiz yeşil renkli, diğer LED'imiz kırmızı renkli. Sebebi ne? Biz burada devremiz çalışıyor mu? Atıyorum mesela tuşa basıldı mı, basılmadı mı? Bunu görmek için bunları yerleştirdik. Lafı uzatmadan nasıl bağladığımıza gireceğim. Öncelikli olarak Arduino board'umuzu çalışma alanımıza aldık. Çalışma alanımızda dikey konuma getirdik. Burada rotate tuşuna basarak şu sol üst tarafta rotate tuşu var. Hemen çöp tenekesinin yanında. Ona basarak dikey konuma getirdik. Onun yanına bir adet breadboard aldık. Dikey konuma getirdik yine aynı şekilde. Ardından voltajlarını bağlıyoruz. Voltajları nasıl bağlıyorduk? Elektriği diyelim voltajları bağlıyorduk. Ben de saçma konuştum. Elektriği bağlıyoruz. Nasıl bağlıyoruz? 5 voltu pozitif yani artı kutbuna kırmızı renk bir kablo ile. Çünkü kırmızı elektriğin geldiğini söylediğimiz aslında elektrik elektrondan gelir ama geldiğini söylediğimiz artı kutbunun simgesi, eksi kutbu yani ground'un simgesi de siyah. Ground'u da eksi kutbuna bağlıyoruz siyah bir kablo ile. Ardından bir tane Arduino LED aldık. Arduino LED'imize 200 ohmluk, 150 ohmda hesabını yaptım. 150 ohmda takmamız yeterli olurmuş buradan 20 miliamper yaklaşık 2 voltluk bir elektrik geçebilmesi için. 200 ohmluk bir rezistör bunu alıyoruz. Ardından rezistörü şekilde gördüğünüz gibi 3. sırada D ile F arasına bağlıyoruz.
Üçüncü sırada A ucundan, rezistörün bu ucundan, birinci terminal ucundan negatife bir kablo çekiyoruz siyah renkte. Ardından diğer ucuna ledimizin katod ucu, yani kısa bacağı gelecek şekilde ledimizi başı sağ, ayakları sola bakacak şekilde bağlıyoruz. Ardından ledimizin anod, yani artı ucuna da 13 numaralı pinden gelen bir kablo bağlıyoruz. Pinimizin rengi yeşil. Neden? Buradan bir data artı vereceğiz. Artı bir veri girişi olacak. Yani Arduino'muzdan veri çıkacak. Ama ledimize veri girecek. Ardından push button alıyoruz bir adet. Push button'ı da yine yatay konuma çevirdikten sonra burada 11'e bağlamışım ben. 11 ile 13 arasına tam ortaya gelecek şekilde bağlıyoruz. O E ile F arasında. Ardından push button'ımın 1A terminaline, bakın burada 1A ve 1B var. Yani bu birinci terminal. A ucu, B ucu. Bu ikisi birbirine bağlı. Ben bunu buraya da bağlasam, buraya da bağlasam aynı yere bağlamış olacağım. Buradan gelen elektrik şuraya da ulaşıyor demek. Bu şekilde buradan gelen elektrik de buraya ulaşıyor. Terminal 2A, terminal 2B. Tek mesele ne? Birden 2'ye elektrik geçmiyor. Geçmesi için ne yapmam lazım? Bu dokunmatik sensörüne birisinin dokunması lazım. Yani bu push button'a birisinin basması lazım. Bu şekilde buna 10K bir rezistör taktık. 10 kilo ohm bir rezistör takıyoruz. Rezistör 1A ucunda bir bacağı, diğer bacağı da 7 numarada, 7D'de olacak şekilde bağlıyoruz. Ardından ikinci terminalden, yani 7. sıradaki terminalden, bacağından bir kabloyu negatif kısmına, breadboard'umuzun negatif kısmına çekiyoruz. Siyah renkte negatif çünkü. Elektrik fazlası, buradan elektrik geliyor. Sinyalin fazlası benim devreme zarar vermemesi için buraya bağladım. Ardından 5 volttan ben push button'ımın ikinci terminaline, diğer bacağına, yani bağlantı olmayan bacağına bir kablo çekiyorum. Kırmızı renkte neden? 5 volt kırmızı renk ile gösteriyoruz artı kutbunu. Ardından buradan rezistör ile push button'ın ortak bağlı olduğu bacaktan bir adet kabloyu 12 numaralı pine bağlıyorum. Neden? Bu 12 numaralı pinim benim bir input pinim, yani giriş pinim olacak. Bunu buradan giriş alacağım, 13'ten çıkış vereceğim. Bu şekilde bağlıyorum. Benim sinyalim buradan 12 numaralı pinimden giriş yapacak Arduino'ma. Bu şekilde ben burada gri yaptım ama bunun rengi normalinde beyazdır. Çünkü pin eksi buradan bir veri girişi olacak anlamında beyaz renkte kablo kullanılır. Renk kodu bu şekildedir. Ardından son olarak da yine yukarıda bağladığım şekilde yeşil ledimi yine 200 ohmluk bir rezistör ile önce breadboardumdan sonra artı kutbunu 11 numaralı pine gelecek şekilde bağlıyorum. Pin bağlantıları bu şekilde, devre bağlantımız bu şekilde. Gelelim kodlamaya. Kodlamaya tıkladığınızda öncelikli olarak burada blok seçeneğini göreceksiniz. Siz burada şuraya tıkladıktan sonra teksti seçerek tekst editörüne geçebilirsiniz kodlamada. Size devam et edip etmeyeceğinizi sorar. Orada continue denmez ona, continue ya da devam et tuşuna basarak bu sayfaya geleceksiniz. Ardından ne yapacağız? Her zaman olduğu gibi öncelikle bağladığımız ledleri, bağladığımız pinleri tanımlayacağız. 13 numaralı pini ne olarak tanımlayacağım? Yanlış tanımlamışım. Yok, doğru tanımlamışım. 13 numaralı pinimi kırmızı pin olarak tanımlayacağım. Const int, yani sabit tam sayı koduyla, başlangıç koduyla ismini kırmızı vereceğim. Kırmızı ismini verdiğim pin hangisi? 13 numaralı pin. 13 numaralı pinim artık kodum boyunca kırmızı. Ardından 11 numaralı pine ben yeşil ledimi bağladım. Diyeceğim ki const int, yani sabit tam sayı yeşil. Yeşil adındaki sabit tam sayı 11'e tekabül ediyor. 11 numaralı pine bağladım ben bunu. 11 numaralı pinden söz ederken hep yeşil diyeceğim kodum boyunca diye tanımlamamı yapıyorum. Son olarak da tuş. Yani dokunmatik sensör de diyebilirsiniz buraya. Tuş yerine sensör de diyebilirsiniz. Mesela sensör ben söyleyeyim. Sensör. Sensör de diyebilirsiniz. Buraya da tanımladığınız ifadeler kodunuz boyunca bu şekilde geçecek. Değiştirmemeniz lazım. Değiştirirseniz kodunuz çalışmaz. Der ki bunu tanımlamadın.
tanımlamanızı ister. Tuş olarak tanımlamıştım. Sensör olarak tanımlıyorum. Neden? Bu dokunmatik sensörüm. 12 numaralık pine bağladım. Constant yani sabit tam sayı değişmeyecek. Bunu bağladım. Bunları bağladım. Pinler değişmeyecek. Ardından Void Setup adı altında bir kere mahsus çalıştıracağım kodları yazıyorum. Bir kereye mahsus çalıştırmak istediğim kodları yazıyorum. Öncelikli olarak bu pinlerin modlarını tanımlıyorum. Ben bu pinleri ne olarak kullanacağım? Giriş pini olarak mı? Yani bu pine bir veri mi gelecek? Yoksa çıkış pini olarak mı? Bu pinden bir veri mi çıkacak? Şeklinde tanımlıyorum. Diyorum ki ilk olarak pin mod yeşille başlamışız. Yeşille başlayalım. Yeşilledim. Yeşilledim elektrik gitmesi lazım. Yani bu 11 numaralı pinden elektrik çıkması lazım ki yeşil pinime gitsin. Pin mod diyorum. Pin modu parantez içerisinde yeşil olarak tanımladığım pin virgül nasıl bir pin bu? Çıkış pini yani output pini yazıyorum. Parantezi kapatıp noktalı virgülle komut satırımı tamamlıyorum. Bir alt satıra enter tuşuyla geçtikten sonra enter denmez ona enter. Enter tuşuyla geçtikten sonra tekrar pin mod yazıyorum. Başka bir pinin modunu tanımlayacağım. Kırmızı pinimin modu, kırmızı LED'in bağlı olduğu pinin modu yani 13 numaralı pinin modu. Bu da çıkış pini olacak. O yüzden onu da output olarak tanımlayacağım. Gelelim son pinimiz yani tuşumuzun bağlı olduğu pin, 12 numaralı pin. Bunun modu da input olacak. Yani buraya bir veri girişi olacak. Yani buraya bir sıfır mı bir mi olduğunu kontrol edeceğiz buranın. Bu şekilde adı neydi? Sensör. Önceden tuşu değiştirdik. Sensör dedik. O zaman buradaki tuşu da değiştireceğiz. Sensör diyeceğiz. Sensör diyeceğiz. Bu şekilde bir kereye mahsus kodlarımı tanımladıktan sonra, yapacağım komutlarımı tanımladıktan sonra void loop adı altında döngü yani tekrar edecek komutlarımı tanımlamam lazım. Yazmam lazım. Tanımlama denmez ona. Komutlarımı yazmam lazım. Tekrar edecek komutları. Yazıyorum. Burada normal komut tanımlamalardan farklı olarak bir if döngüsü kullanacağız. Bunu ileride detaylı anlatmaya çalışırız diye tahmin ediyorum. Burada kısaca bilin ki if diyorsa if eğer demek. Eğer şuradaki şartlar olursa buradaki komutları işle. Yoksa buradaki komutları işle. Else yoksa demektir. Eğer böyleyse bunlar, yok değil ise bunlar. Bu şekilde if dedik parantez içerisinde koşulumuzu yazıyoruz. Koşulumuz ne? Dijital olarak oku. Nereye oku? Sensörü oku. Sensörü oku. Sensörden okuduğum, dijital olarak okuduğum değer eşittir 0 ise biz bunu daha farklı yapmıştık ama bu şekilde de oluyor. Çünkü neden ben sadece 0 değeri yazacağım ve ben bunu herhangi bir şekilde saklamama gerek yok. Anlık olacak. O yüzden herhangi bir kutunun içerisine koymuyorum. Sensör değeri gibi bir kutunun içerisine koymuyorum. Doğrudan komutumda kullanıyorum. Ama başka yerde kullanacaksam o değeri, oradan okunmuş, o anda okunmuş değeri, o zaman bir kutunun içerisine koyabilirim. Diyebilirim ki buradan bir değişken tanımlarım. Tam sayı bir değişken mesela int derim, değer derim. Tanımladıktan sonra derim ki değer eşittir bilmem ne. Şurada okurum değeri tanımlarım. Ardından o değeri sırasıyla kıyaslarım. Ama ben bir kere kıyaslama yapacağım. O yüzden bunu yazmama gerek yok. Siliyorum. Diyorum ki okuduğum değer eğer 0 ise yani bu tuşa basılmıyor ise buradan elektrik dolanıp direkt benim 12 numaralı pinimden giriş yapmıyor ise sensör pinimden giriş yapmıyor ise ne yapsın? Yeşil yansın. Yani şu an devrede elektriğim var. Yanıyor. Kırmızım da kapalı olsun. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir dokunma sensörüne dokunan yok. Sorun yok. Her şey olduğu gibi işliyor. Ama birisi o sensöre dokunursa kırmızı yanacak. Çalışmayacak. Birisi dokunuyor diyecek. Bize haber verecek. Kırmızıyı low dedik. Digital right'la. Digital right yeşil high dedik. Ben burada high ve low yerine 1 ve 0 da kullanabilirdim. Çünkü 1 açık demektir. High diye tanımlamışlar Arduino'da. Buraya da 0 diye tanımlayabilirim. Bunu da low diye tanımlamışlar Arduino'da. İleriye dönüp bunları değiştirebilir miyiz? Türkçe kodlamasını yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Bunları da görecek miyiz? Bilmiyorum, emin değilim. Henüz karar vermedim ama belki görürüz. Bu şekilde tekrar eski haline getirelim. Hay. Bu şekilde yazacağız. Ardından yoksa, eğer bu şart sağlanmıyorsa yani sıfır değilse nedir? Bu bir dijital pin. Sıfır değilse birdir. Hani ben buradan tekrardan eğer bir ise diye tanımlamama gerek yok. Eğer sıfır ise bu, değil ise bu demem yeterli. Zaten elimde iki tane seçenek var. Başka seçeneğim yok. Değil ise ne olacak? Yeşili kapatacak.
çalıştırmayacak. Neden? Birisi dokunuyor. Kırmızı yanacak. Uyarı. Uyarının rengi nedir? Kırmızı. Sıkıntı yoğun. İşlem gayet yolunda gidiyorum. Rengi nedir? Yeşil. Ya da mavi artık size kalmış. Kırmızı tehlike bildirir. Bu şekilde yeşili kapatacağız, kırmızıyı açacağız. Ve bu işlemleri tekrar tekrar kontrol edebilmesi için, yani döngünün devam edebilmesi için bir geciktirme süresi vereceğiz. Çünkü bu işlemleri yapabilmesi için bir zamana ihtiyacı var değil mi Arduino'muzun? Normalde ben 20 veriyordum ama burada 50 verdim. Delay dedim, geciktir. Ne kadar? 50 milisaniye. 50 milisaniye neydi? Saniyenin binde biri. Çünkü neden? Mil bin demektir. Bu şekilde 50 milisaniye. Tutun 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 bir şey yazalım, milisaniyeni ayrı yazıyorum ki milisaniye tire saniyenin binde 50'si kadar. Geciktirecek kodlamayı. Önce bunlar yapacak. Bunları yapabilmesi için kodlamayı geciktirecek. Ardından tekrardan döngüyü devam ettirecek. Kodlaması bu şekilde. Kod yazımı bu şekilde. Start simulation diyoruz ve kontrol ediyoruz. Bakalım nasıl olacak. Start simulation dediğimizde gördüğünüz üzere ne yaptı? Tanımladığı üzere, burada tanımladığı üzere bu da çıkış, bu da çıkış ve bu da giriş. Pinleri bir kereye mahsus yaptı ve ayarladı. Ardından ne yaptı? Kontrol ediyor. 50 milisaniyede bir tekrar tekrar kontrol ediyor. Sensörden gelen veri, yani bu dokunmatik sensöründen gelen veri 1 mi 0 mı? Yani burada elektrik var mı yok mu? Diyor ki elektrik yok. Elektrik olmadığı için ne yapıyor? Yeşili yakıyor. Yeşil açık. Kırmızıyı söndürüyor. Ama eğer ki ben bu tuşa basarsam diyor ki birisi dokunuyor. Birisi dokunuyor. Artık sıfır değil. Bir. Devrem tamamlandı ve 12 numaralı pinime artık elektrik gidiyor. Oraya bir elektrik girişi var. Ne yapıyor? Yeşili söndürüyor ve kırmızıyı yakıyor. Dokunma sensör dediğimiz, dokunmatik sensör artık nasıl Türkçe söylemek istiyorsanız, İngilizce touch sensor. Bu şekilde çalışıyor. Bunun mantığı, yöntemi budur. Herhangi bir şekilde bununla ilgili bir sorunuz olursa, nerede kullanıyorlar, ne yapıyorlar, şöyle diyebiliriz aslında. Bunu nerede kullanıyorlar? Atıyorum bir cihazım var, cihazımın kapağı var. Kapağım kapandı mı, kapanmadı mı? Nereden bileceğim? Bir tane tuş koymuşum oraya. Eğer o tuşa basıldıysa demek ki kapalı, tam yerleşmiş. Değilse değil. Ya da atıyorum bir tane 3 boyutlu yazıcım var. 3 boyutlu yazıcımın step motorlarla çalışıyor. Yazıcının en yatay düzlemde mesela en başına da en sonuna gelip gelmediğini nereden anlayacak? Oraya ben bir dokunma sensörü koyacağım, touch sensör koyacağım. Eğer benim ortadaki nozzle'ım, yazan ucum o sensörlerden herhangi birisine değerse ben anlayacağım ki ya en başında ya da en sonunda artık nasıl ayarladıysam. Atıyorum mesela şu en başındaki sensör olur. Buraya bir tane daha takarım. Onu da bir kabloyla buraya çekerim. O da en sonundaki sensör olur. Ben derim ki yatay düzlemde en başında şu an öteki tarafa ulaştığımda ona dokunduğunda derim ki yatay düzlemde en sonunda elektriği kes. Artık daha zorlama. Neden? Eğer zorlarsanız gitmediği halde bir motoru çevirmeye çalışırsanız onu çevirebilmek için haliyle aşırı bir elektrik yüklemesi olacak. Motoru yakarsınız. Uzun lafın kısası ve touch sensörün kullanımı bu şekilde. Başka ne yapabilirsiniz? Robotunuz bir yere gidiyor, bir duvara. Duvardan ilerleyemeyeceği için en basit mesafe sensöründen ayrı olarak en basit yöntemi nedir? Bir duvara çarpıp çarpmadığının, ulaşıp ulaşmadığının duvara dokunulabilecek yerine robotun bir dokunma sensörü yerleştirirsin. O oraya dokunduğu zaman ya da herhangi başka bir şeyin dokunmasını istiyorsan bir şey aktive edebilmesi için oraya yerleştirip o sensörü kullanabilirsiniz. Bu şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.